aslında 3000 kişiyle yapılan bir saha araştırmasının bulgularına dayalıyor raporumuz. Biz hem algının nasıl şekillendiğini, hem insanların sivil toplumla nasıl ilişkiye geçtiğini, hem de güvenip güvenmediklerini anlamaya çalıştık. Tabii bilgi düzeyi oldukça düşük çıkıyor. Yani toplumun %60'ı ben sivil toplum hakkında çok fikrim yok diyor. İyi tarafı tabii bunun, gençlerde bu oran biraz daha düşüyor. Yani gençler sivil toplumu daha fazla tanıyor. Güvene baktığımızda ise %36'sı sivil toplum örgütlerine güvendiğini söylüyor. Ama ilginç bir bulgu bizce, %41'i kararsız. Biraz daha değiştiğimizde konuyu aslında, %80'in ise, onu biraz daha kafa yormamız gereken bir konu, sivil toplum örgütleriyle herhangi bir ilişkisi yok. Tabi bunda iki faktör çok önemli bence. Bir, özellikle deprem sonrasında çok ilginç bir bulgu bence bu. Sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu anlamamı sağladı bundan sonraki çalışmalar. Bu deprem sırasında yapılan çalışmalar ifadesi öne çıkan bir ifade oldu. Bu tabii algıyı olumlu yönde etkilemiş ama katılıma, sivil toplumla birlikte çalışmaya, katkı vermeye ne kadar yansıdığı ile ilgili soru işaretlerimiz var. İkinci önemli eğilim de bir yerde sivil toplum örgütleri hakkında üzerinden aslında Türkiye'de çok farklı tartışmalar dönüyor. Birileri sivil toplumdan beklentisi çok fazla olurken ve olumlu ifadeleri kullanırken, birisi de işte dış mihrak diyor, foncu diyor, çeşitli kötüleştirme söylemlerini görüyoruz dönem dönem ama bu ikisinin de çok fazla etkili olduğunu görmüyoruz. Biraz daha ortada giden, tam kararını vermediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama net de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben, özellikle deprem sonrasında yürütülen çalışmalar sivil toplumun kamuoyundaki algısını çok olumlu etkilemiş. Sivil toplum örgütleri rahat bir şekilde kaynak toplayabilir. Ne bileyim, yardım toplamayı izne bağlamazsınız siz. İşte denetim, baskıyla bir şekilde sınırlamaya çalışmazsanız sivil toplum örgütlerini, alan açarsanız sivil toplum örgütlerinin Türkiye'de yapabileceği çok daha fazla şey var. Yarın bir gün kamu sınavına gireceksiniz veya bir yerde sınava gireceksiniz. Sizin üye olduğunuz örgütün önlerinde olması o bir ciddi bir tedirginlik yapıyor ve bundan da en fazla hak temelli çalışan örgütlere etkileniyor. İşte kadın hareketinin, LGBT hareketinin içerisinde çalışmak istiyorsanız orada tedirginliğiniz ister istemez artıyor. Sahada da onu duyardık zaten biz hep. Ya olur, katkı veririm ama benim adım geçmesin, ben dahil olmayayım ifadelerinin fazlaca olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla bence tam bu elverişli ortamdan kastettiğimiz o aslında. Yurttaşların %80'inin sivil toplumla hemen hiç ilişkisi yok. Üye artı gönüllülere baktığımızda böyle %88 gibi bir şey çıkıyor. Üyelik biraz daha düşük, %4. Tabii Türkiye'de şu anda bu üyelerle ilgili kesin sayıları bilemiyoruz ama 9-10 milyon civarı bir üye olduğunu düşünüyoruz sivil toplum örgütlerine. Ama tabii bu çifte sayım. Yani benim iki örgütüm var, bir arkadaşımın 4-5 tane dahil olduğu örgüt var. Aslında kabaca bir hesapta bizim bulduğumuz 2,5-3 milyonluk bir örgütlü 18 yaş üstü insan grubundan bahsediyoruz. Bu da nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor tabii ama bir yandan birçok ülkeden fazla büyük bu sayı ve Türkiye'nin belki de en aktif vatandaşlarının olduğu, dahil olduğu toplumsal dinamizmi en net gördüğümüz kesim. Ama ülkenin potansiyeli ve büyüklüğü düşününce ne çok düşük bir yandan da.